toplumda gerginlik. Saadet Partisi Bursa Milletvekili adayları Özgür Öztürk ve Hasan Eroğlu, beraberindeki Saadet Partisi İlçe Başkanı Ertan Sütçü ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 1 Kasım genel seçim çalışmaları kapsamında Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ederek istişarelerde bulundular. Teşekkür ederiz. Ziyaret esnasında bir konuşma yapan Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Mahmut Demirtaş, Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatımız ve çok değerli milletvekili adayları 1 Kasım seçimler öncesi gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında derneğimize ziyarete bulunuyorlar. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Seçimlerin hayırlar getirmesini temenni ediyoruz diye konuştu. İyi akşamlar. Daha sonra Saadet Partisi İlçe Başkanı Ertan Sütçü de kısa bir konuşma yaptı. Bir taraftan Hasan Eroğlu kardeşimiz, milletvekili adayımız. Kendisi İnegöl'dür, sanayici iş adamı, Balin Sandalye sahiplerinden. Yine bir üçüncü ismimiz daha var, Fahrettin Bayraktar abimiz, İnegöl'dür. O da milletvekili adayımız. Kendisi şu an başka bir seçim bölgesinde çalışma içerisinde olduğu için aramızda yoklar. Onun da selamlarını iletmiş olayım. Tekrar üstün kabulümüzden dolayı ayrı ayrı hepinize teşekkür ederken hayırlı akşamlar diliyorum. Sütçü'nün ardından Saadet Partisi Bursa Milletvekili adayı Hasan Eroğlu da bir konuşma yaptı. Babam Bulgaristan muhacırı. Bundan 50 sene önce, 60 sene önce dedem İnegöl'e göç ediyor. Oradaki zulümden dolayı. Yine Bosna Hersek'te bir zulüm yaşanıyor. Oradaki kardeşlerimiz sığınılacak liman olarak kendini Türkiye'ye atıyor. Yine baktığımızda Ağızkalı kardeşlerimiz var. Yine kendileri sığınılacak liman olarak Türkiye'yi seçiyor. Hemen yakın tarihimizde görüyoruz, Irak'ta bir savaş oluyor. Bu savaş neticesinde kendilerini güvenli bir liman arayan kardeşlerimiz Türkiye'ye sığınıyor. Yine Suriye'de en son olarak bombardıman altında kalan kardeşlerimiz kendini sığınacak liman olarak Türkiye'yi seçiyor. Bunları şundan ifade ediyorum. Türkiye sığınılacak son liman. Tekrar ifade ediyorum. Türkiye sığınılacak son liman. Türkiye'den başka da bizlerin kaçacak yerimiz yok. O yüzden her seçim öncesinde siyasi partiler ziyaretler yaparlar, bir mesaj verirler. Genellikle bu mesaj ekonomi üzerine olurdu. Ancak şu anda ekonomi ikinci sırada kaldı. Şu andaki en büyük sıkıntımız ülke olarak kardeşlik hukukunun bozulması. Bugün meclise göndermiş olduğumuz dört partinin liderleri, çok üzülerek söylüyoruz, bir masaya oturamıyorlar. Bir ülkenin sıkıntılarını gidermek için önce bir masa etrafında toplanılması gerekiyor. Son olarak Saadet Partisi Bursa Milletvekili adayı Özgür Öztürk'le bir konuşma yaptı. Malum parti hariç diğer bütün partilerle ittifak kapımız sonuna kadar açıktır. Çünkü bizim paylaşamayacak hiçbir hususumuz da olmamıştır. Ortak değerlerimiz üzerine güzel bir hükümet kurmayı arzu ediyoruz. Çünkü şu anda farkında olduğumuz ve olmadığımız birçok problemlerle yüz yüzeyiz ve ileride yüzleşeceğiz. Ekonomik sorunlardan terör sorununa kadar say say bitmez bir sürü problemimiz var ama meclisteki siyasi anlayışlar maalesef bu problemleri çözmek yerine birbiriyle uğraşmayı tercih ediyorlar. Biz işte tam da bu noktada Saadet Partisi'nin tarihi misyonunu hatırlatıyor ve milletimizin de bu görevi bize vermesi için destek istiyoruz. Nedir bu tarihi misyon? Ülkemiz sadece şu an değil, geçmiş dönemlerde de birçok sıkıntılı süreçten geçti. Şu anda da belki en zorundan geçiyoruz. Problemler değişik ve farklı tarzda bu sefer karşımıza çıkıyor. Biz inşallah diyoruz ki şu anki sorunlarımız, bir benzetme yapacak olursak ülkemiz adeta bir ameliyat masasına yatırılmış durumdadır. Ve bunu da böyle yeni mezun acemi doktorlara emanet edemeyiz. 46 yıllık birikimi olan tecrübeli bir doktora ihtiyaç var. Başarılı, geçmişte de başarılı ameliyatlar gerçekleştirmiş bir doktora ihtiyaç var. Biz bu doktorun Saadet Partisi olduğunu ifade ediyoruz.